yalvarırım. Vurmayın artık! Acil, ne olur, vurmayın! Hapiste geçen yıllarımın hesabını soruyorum. Benim bir suçum yok! Hayır! Hayır! Hayır, yapma! Öldürme beni! Ne olur kıyma bana! Babam sana bir zarar vermişse benim bunda bir suçum yok! Ne olur öldürme beni! Sen suçluydun çakal! Her şeyi gazetelere ben yazdım! Ne istersen yap! İstersen öldür ama başka suçlu arama! Masumlara dokunma! Senden korkmuyorum! Ben senin eski arkadaşınım! Ben seni ele vermedim! Ben sana ihanet etmedim! Gel buraya, benim olacaksın! Babanın ihanetini söyleyeceksin! Götürün leşi denize atın! Ay yapmayın, ne olur! Benim olacaksın! Bırakın! Tutma diyorum, benim olacaksın! Bütün hepsi cezasını çekecek! Bana yılları zehir eden herkesi! Ailelerini yok edin! Cinayetleri, baskınları gizli yapın! İntikamımı alın! Ama yakalanmayın! Polise yakalanmak yok! Bütün işleri daha süratli isterim! Beyaz zehir, sahte dolar, kaçakçılık, hepsi benim! Çok tehlikeli bir iş yaptın. Her türlü emniyet tertibatını aldım. Bizi hiç kimse takip etmedi. Tekniği kullanan? Bizden. Neden geldin? Arkadaşlar için. Nasıllar? Öldüler. Ali'nin karısı, seninle konuşmamız gerek. Yıllar önce her şey konuşuldu. Önce görmen gereken bantlar var, sonra karar verirsin. Hadi, karaya çıkalım. Çakal acımasız biri! Bir canavar o! Birçok cinayet işledi! Baba! Babacığım! Baba! Babacığım! Baba! Babacığım! Bütün masumları çakal öldürüyor! Biz hiçbir şey yapamıyoruz! Her yerde cinayetler, cesetler... Üzgün analar, babalar... Öleceksin! Bırakın kocama! Çakala ihanet ettin! Çakalın gururuyla oynadın! Sizlerin yüzünden yıllarca hapis yattı! Çekin cezanızı! Hayır! Genç kızlarımıza da çakalın adamları defalarca saldırdı. Ne ar ne de namusumuz kaldı. İşkence edilenler de ayrı. 10 gündür Murat'ın eski arkadaşı, gazeteci Ali'ye işkence ediyorlar. Ben senin eski arkadaşınım! Beni bağışla çakal! Çocuklarıma acı! Gel buraya! Hayır! Babanın ihanetini sen ödeyeceksin! Yapmayın, ne olur! Canımı alın ama bana el sürmeyin, bırakın! Ödüyorum! Yalvarırım, bırakın! Bırakın! Vicdansızlar! Ölüm olacaksın! Köpekler, bırakın! Benden ne istiyorsun? Babamın intikamını benden mi alacaksın? Öldürme! Öldürme beni! Beni öldürmeden kurtulamazsın çakal! Senin bütün kirli işlerini gazetelerde ben yazdım! Sen bir canisin! Hadi, hadi al canımı! Hayır! Bırakın! Ne olur! Katiller! Hayır! Bırakın! Bırakın! Katiller! Çakalı birinin durdurması lazım! Biz Murat'a çok güvenirdik! O da ortalarda yok, uzaklarda yaşıyormuş! Öleceksin!
Öleceksin! Gebereceksin! Gebereceksin! Dört kişiydiniz. Sizlerin şahitliği Çakal'ı 7 yıla mahkum etti. Çakal hapisten çıkar çıkmaz onların peşine düştü. Tek tek yakaladı. Yalnız onlara değil, çocuklarına, karılarına canavarca işkence etti. Arkadaşlarım adlarını, hatta soyadlarını değiştirdiler. Başka mesleklere, uzaklara dağıldılar. Çakal onları nasıl buldu? Çakal hapishanede boş durmadı. Örgütü yeniden kurdu ve sizden intikam almak için yemin etti. Hapisten çıkmasına yakın sizleri bulmak için geniş, her imkana sahip bir teşkilat kurdu. Ülkenin her yanına adamlarını saldı. Kısa zamanda aradıklarını buldu. Ondan kurtulan tek sen oldun. Ve beni sen buldun. Mecburdum. Çakal işkenceyi adet haline getirdi. Şimdi bu işle ilgili kim varsa yakalayıp işkence ediyor. Dış ülkelerden getirip piyasaya sürdüğü sentetik bir uyuşturucuyla gençliği zehirliyor. Bu zehire alışanlar da kısa bir sürede çıldırıyor. Olur, bırakın! Yalnız kalmak istiyorum. Kabul etmedi, değil mi? İlk görüşte gözüm onu tutmadı. Murat iyi bir doktordu. Çakal silah ve uyuşturucudan suçlandı. Mahkeme delil bulamadı. Çakal serbest bırakılacak. Ancak Murat ve 3 arkadaşı şahitlik ederse Çakal'ın sonu gelecekti. 4'ü de vatandaşlık görevini yaptılar. Adalete güvendiler. Çakal hapisteyken Murat'ın karısı ve çocuğunu öldürttü. Sonra diğerlerini yakaladı. Karısı ve çocuğu ölünce Murat uzaklara gitti. Yani kaçtı. O korkan biri. Çakal'ın idam edileceğine inanıyordu. 7 yılla kurtulacağını duyunca kırıldı. Karısının ve çocuğunun ölümünden çok bu onu yıktı. Ve biz yıkılmış birinden yardım istiyoruz. Evet, öyle. Alo, buyurun. Benimle niçin konuşmak istiyorsunuz? Önce kim olduğunuzu söyleyin, belki hatırlarım. Ben Semih. Hatırlaman lazım Nişan. Seninle buluşup konuşmam gerekli. Yarın saat 4'te seni heykel meydanında bekleyeceğim. Gelip benimle konuşursan memnun olurum. Şimdilik hoşça kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Gelmen bizi memnun etti. Bir şeyler içeriz, değil mi? Buraya bak, içki getir. O tarafa da ikram et. Şerefe! Gelmen iyi oldu. Bazı küçük gruplar bizi üzüyor. Demek öyle. Konuş, anlat! Her istediğinizi yaptım bugüne kadar, yalnız... Hata ettim. Mallar... Konuş! Mallar... Konuşsana be adam! Hayır! Hayır! Murat'la temasa geçmiş. Murat uzakta. Bu işleri bıraktığı yıllar oldu. Ben bir çakalım. Hayvan gibi yaşarım. En ufak bir seste sıçrar, avımı parçalarım. Yolu kestik, bekliyoruz, tamam. Yolu kesiyoruz, tamam.
Bu kıyafette imkan yok, tanımazdım seni. İyi günler efendim. Ne zaman geldi? Geldiğim önemli değil, yakında gideceğim. Ya, bu kadar çabuk mu? Bu tatsız olayı ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi. Evet, doğru. Bütün ülkeleri tehdit eden, insanları lekeleyen bu pislikleri temizlemek, canavarın başını ezmek kadar önemli. Kızım, kızım kurtulacak mı? Kurtulacak mı Semih? Kızının hiçbir ilgisi yok bu işle. Bu uluslararası beyaz zehir kaçakçılığı yapan bir örgütün işi. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Her zaman kötülerin karşısında oldum. Nerede kötülük varsa ben oradayım. Kızına Türkiye'de olduğumu söyleme. Bu iş bitene kadar gizlilik çok önemli. Sana müteşekkirim. Bu raporu profesör incelesin. Hastalara uyuşturucu morfin bu hale sokmuş. Tamam efendim, profesöre veririz. Geldiğine sevindim. Haydisiniz, geleceksiniz, çıtır çıtır! Hadi bakalım, buradan alın, buradan alın! Şimdi çıktı, şimdi çıktı fırından! Hadi, buyurun, buyurun! Size de vereyim, bir dakika. Bu işi gizlilik içinde yapacaksın. Polis teşkilatı seninle beraber, unutma. Yarından sonra çekiliyor. Bir içki? Bıraktım. Sen akıllı bir adamsın. Karısını ve çocuğunu öldüren bir katilden kaçan bu adamdan çok şey beklemene şaşıyorum. Çakal bir canavar. Onunla baş edecek Murat olamaz. Başka birini bulayım. Ona nasıl itimat edersin? Ben olsam etmezdim. Hakkımda konuştuklarınıza teşekkür ederim. Murat insanların dudaklarını okur. Çok uzaktan onların ne konuştuğunu anlar. Umarım her şeyde böyle ustadır. Çakalın sık gittiği bir yer var mı? Horoz dövüşüne bayılır. Orada nasıl korunur? Kel kafalı 3 celladı var. Onlar yanındayken çakalı kimse bir şey yapamaz. Bu 3 cellat keyif için adam öldüren acımasız vahşi birer katildirler. Ne yapacaksın? Çakalın üstüne gideceğim. Av değil, avcı olacağım. Onu beklemediği yerden vuracağım. Ben de geleceğim. Bunu nasıl yapacaksın, görmek istiyorum. Bu iş kadınlara göre değil. Çakal gözümün önünde kocama işkence etti. Onu ceryana tuttu. Yaptığı vahşet gözlerimin önünden gitmiyor. Ona haksızlık ediyorsun. Onun da karısını, çocuğunu işkenceyle öldürdüler. Benim korkak erkeklere saygım yok. Vereyim tabii, al çocuğum. Bana da. Sana da vereceğim, dur. Ah. Dur, acele etme yalnız, para istemez. Sağ ol. Sok cebine paranı, al bakayım şunu. Aferin. Ah!
Gene mi sen? Evet, ben. Bu sefer ben kazanacağım. Deneyelim. Sen kazandın. Evet, gene ben kazandım. Ne öğrenmek istiyorsun? Horoz dövüşünün yapıldığı yeri. Demek çakalın peşindesin. Çiçek ister misiniz? Çok güzel karanfillerim var. Ben çiçek sevmem, çekilin yolumdan! Çiçek sevmeyen insan kalpsizdir bayan. Ama eminim ki sizin kalbiniz var. Ve inanıyorum ki günün birinde mutlaka çiçekleri seveceksiniz. Ayağımıza geldi, gördün mü? Nasıl? Çok zevkli. Benden hoşlandığımı bilirsin. Ben içecek bir şeyler alayım. İki viski. Yavrum, ne tatlı şeysin sen. Sesini çıkarma. Sana.
Bir tane daha ister misin? Kim bu? Kocasıyım. Muhallebi çocuğundan koca olur mu fıstık? Sen beni bir dene. Bak erkek nasıl olurmuş gör. Yaylan olan erkek mi sanır? İyi bir dövüştü. Kısa ama usta işi. Bu işi iyi biliyorsun. O bilmiyordu dövüşmeyi. Bizimle bir içki içer misin? Neden olmasın? Ellerin kocaman. Ne iş yaparsın? Avlarım. Ne avlarsın? Yaşayan her şeyi avlarım. Tam adamına çattın ahbap. Ben de avlarım. İstersen bu gece birlikte ava çıkalım. Fıstığı da al yanına, biraz eğlenir. Geldiniz beyefendi. Ne var? Viski, vodka, rakı. Ya ya ya, içki içmem. Sen bana ayran ver. Evet. Seni nasıl soktular buraya? Ya bu kıyafetle nasıl girdin, anlatsana. Ben buraya arka kapıdan. Arka kapıdan girdin demek. Evet, vay canına, çok kurnazsınız şerefe. 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 Hadi bakalım. Thank you.
kim bu adam? At şu kıyafetsizi de hemen dışarı. Tamam, hemen kovar. Hadi bakalım, bu kılıkta durulmaz burada, hadi dışarı! Aa, neden? Ben parasını verdikten sonra istediğim kılıkta girerim içeri. Çekin ellerinizi üstümden! Parayı verdikten sonra istediğim şekilde düdüğü çalarım burada. Ah yavrum! Beraber oynayalım canım! Oh! Gel bakayım şöyle! Oh, kıvır anam, kıvır! Bak şöyle aşağıdan! Oh, oh, aç canım, aç! Aç şöyle! Yaşa! Al bir delik aşağı! Aman! Canım! Oh! Biraz aşağıdan, aşağıdan! Kıvır yavrum! Oh! Aman! Şöyle! Allah! Aman fazla kıvırma, belin kırılır. Yapma fena olurum. Ah. Dönme başım döndü. Yavrum, of, of! Aman! Teşekkürler! Sağ olun, var olun! Sağ olun, sağ olun! Sağ olun! Alın şu adamı, çabuk odana getirin! Sağ olun! Çok teşekkür ederim, sağ olun! Eksik olmayın, eksik olmayın! Sizler alkışlamıyor musunuz beni, he? Çok konuşuyorsun be, patron seni görmek istiyor! Beni mi görmek istiyor? Beni görmek istiyorsa buraya gelir, kendisiyle görüşürüz. Sen onun odasına gideceksin, seni odasında bekliyor. Beni odasında mı bekliyor, yani beni davet mi ediyor? Evet, davet ediyor. Öyle söylesenize, bekletmeyelim, gidelim. Bu kıyafetinle bizi şüpheye düşürdün, kimsin sen? Bizim mekanımızda ne işin var? Sen konuşmazsan biz konuştururuz. Polise telefon edeceğim. Murat'ı çağırın. O beni buradan götürür. Murat bizim abimizdir, nereden tanıyorsun sen? Benim adım Semih. Eğer Murat'a burada olduğumu söylerseniz, o anlayacaktır. Bir sigara ver bakalım şimdi. Benim gibi bir misafire ikramda bulunmanız gerekmez mi? Sağ ol. Yak bakalım sen de. Hmm, şöyle. Ne? Semih mi? O benim dostumdur. Dostunuz mu Murat abi? Evet, hemen bana gönder. Peki abi, size gönderirim. Bekliyorum. Murat abi seni bekliyor. Nihayet anlaştık. Bana gösterdiğiniz yakınlığa da çok çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık, gene görüşeceğiz tabii. Hoşça kalın. Güle güle, gene bekleriz. Geleceğini niye bana haber vermedin? Seni bulamadım ki. Eski numarayı denedim. Onların aralarına girmeye çalıştım. Bu kıyafetle mi? Öyle düşündüm, ne yapayım? Derdin ne? Ülkemin önemli bir iş adamını çakal tuzağa düşürdü. Onun giriş çıkışıyla uyuşturucu getirmeyi denedi. Adamın kızını kaçırdı. Şimdi ona şantaj yapacak. Çakal bir siyasi skandalla kurtulmayı deniyor. Düşmanımız aynı. Şimdi bir plan yapacağız. Eski günlerdeki gibi. Eskisi gibi. Yalnız yuvalarını bulmamız gerekiyor. Ben onların yuvalarını biliyorum. Patronun emri, at yarışları hasılatı düşük. Patron payını tam istiyor. Patronun emri, anlaşıldı. Ah!
kadın işi, usta işi. Beni yıldırtıp saldırtmak istiyor. Onu hemen bulmalısınız. Bir müddet burada kalacağız. İkimiz mi? Evet, ikimiz. Güvenli bir yer mi? Hiçbir şeye güvenmediğim için hayattayım. Gece soğuk olursa içeride yatarsın.
Kan! Yıllarca bunu yapmamak için kaçtım. İntikam isteyen sendin. Ben Semih. Çakal daha büyük işlere girişti. Senin tavsiyeni tutup kamuğuma çekildim ama görüştüğüm teşkilattan olanlar gene seninle işbirliği yapmamı söylediler. Polis olduğunu söylemedin bana. Eve gel de konuşalım. Böyle sürprizler hiç hoşuma gitmez. Gelip görüşeceğim seninle. Hadi bekliyorum. Küçük bir gezinti yapalım. Bu otelden çıkamazsın. Deneriz. Allah Allah, nasıl olmuş bu iş ya? Yukarıdan atmışlar herhalde. Dehşet ya, dehşet! İntihar olsa içeride asardı kendini. Düpedüz cinayet bu arkadaş. Bunu yapacağını beklemiyordum. Gerçek bir usta. Bizi en açık yerimizden vurdu. Artık işin şakası kalmadı. Kardeşimi kurtarmak için biz de rehine alacağız. Bundan sonra durmak yok. Bir süre burada kalacağız. Telefon nerede? Şurada efendim. Çakal. Benim. Ben Murat.
Telefonunu bekliyordum. Kardeşinin saatte olduğunu bilmeni isterim. Sesini duymak beni memnun etti. Yıllardır bu anı bekliyordum. Ben de. Gece gündüz hapiste seni düşündüm. Ötekileri cehenneme yolladım. Şimdi sıra sende. Çok konuşuyorsun. Kız kardeşini görmek istiyorsan çağırdığım zaman istediğim yere geleceksin. Bu bana mutluluk verir. Eğer yaşarsan görüşeceğiz dostum. Ahmet'e bir şey olursa hesabını sorarım. Bana bir bira. Bize üç bira. Şerefe! Sizinle içmem. Ya içersin ya ölürsün! Üçe kadar sayıyorum. Bir... İki... Üç! Ah! Ah! Ah!
İşime yarayacak. Çok acı çekmiş miydi? Kim? Kocam. Onun bir amacı vardı. Amacı olan insanlar acılara katlanmasını bilir. Ama çok insan öldü. Ölümler seni neden rahatsız ediyor? Her ölen insanla hayatın bir güzel yanının öldüğünü anladım. Hapishanede bir hücre gördüm. Kalın zincirlerle bağlı bir adam. Karanlık ve kedi pisliği içinde kurtlu bir et yığını gibi çürüyüp ölüyordu. Hiç kimsenin bir insana böyle bir ceza veremeyeceğini düşündüm. Aynı gün o mahkumun babasını öldürdüğü çocuğu gördüm. Babasıyla beraber her şey öldürülmüştü. Çocuk mahkumdan daha ağır bir cezaya çarptırılmıştı sanki. Karın ve çocuğun öldürüldüğü zaman çektiğin acıyı anlıyorum. Senin de erkeğini öldürdüler. Çakal, ben Murat. Kız kardeşini almak istiyorsan buraya gelmelisin. Memnuniyetle geleceğim. Çıkışta ana yoldan sağ sapan toprak yol üzerindeki çiftlikte seni bekliyorum. Kardeşimi göster! Karşılığında ne istiyorsun? Seni! Gel al! İndirin şunları arabadan! Thank you.
alacağım senin! Öldürdüm onu! Onlar bizi öldüreceklerdi! Hadi doğru arabaya! Nasılsın? Yaran ağır mı? Kötü değil. İyi. Hadi, çabuk uzaklaşalım buradan. Hadi, hadi. Gayret et biraz. Çabuk. Üstümüze geliyorlar, sen şurada dur, sakın kımıldama! Hadi, ormana doğru yürü! Geliyorlar! Gizlen şuraya! Gizlen! Yürü! Bekleyeceğiz! Yatın yere! Dur, acele etmeyin. Aynı şeyi düşünüyoruz dostum. Hadi dalanın! Ya çakal? Çakal onun! Çakalın eşini ben de istiyorum! Thank you.
Ah!